Önemli bir konu. Daha önce gündeme getirmiştik. Süleyman Soylu'nun yargılanma arzusu. Süleyman Soylu hakkındaki somut iddialar sonrasında bakanlıktan da olunca biraz da gündeme gelmek için bir gün kalktı, ben yargılanmak istiyorum dedi. Kendisi eski bakan, yeni milletvekili, dokunulmazlığı var. Ne yapmak lazım? Dokunulmazlığımı kaldırın, ben yargılanayım dedi. Çok minnoş bir hareket. Öylesine böyle sevecen bir hareket ki, çok masum bir hareket. Beyefendi yargılanmak istiyor ve geliyor bir dilekçeyle meclis başkanlığına başvuruyor. Meclis başkanlığı ne yapıyor? Sayın Soylu, sizin hakkınızda bir fezleke yok. Dolayısıyla benim yapacağım bir işlem yok diyor. Peki bilmiyor muydunuz? Biliyordunuz. Ben de biliyordum bunu. Hepimiz biliyorduk. Ben buradan 10 gün önce söyledim. Senin hakkında fezleke yok ki. Senin hakkında hiçbir savcı işlem başlatamıyor ki. Hiçbir polis soruşturma yapamıyor ki. Zaten fezleke yok. Bu neyin yargılaması? Bu neyin efelenmesi? Ya sen yargılanmak istiyor musun? Sen mesela Ayhan Bora Kaplan çetesiyle, suç örgütüyle ilişkilerini anlatmak istiyor musun? Veya sorulara muhatap olup kendisi temize çıkartmak istiyor musun? O zaman yapacağın bir iş var. Sen Sezgin Baran Korkmaz'ı nasıl yurt dışına çıkarttığını, nasıl arkasında durduğunu açıklamak, bunun sonucuna katlanmak, ifadesini vermek istiyor musun? Yapacağın bir iş var. Sen 10 bin dolar suç örgütünden 10 bin dolar ayda maaş alan milletvekilini söylemek istiyor musun? Yapacağın bir iş var. O da meclis soruşturmasına maruz kalmak. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ve diğer gruplarla da istişare halinde bunu yapabiliriz. Bunun hazırlığı içerisindeyiz. Haberin olsun. Senin yapacağın gelip o dilekçenin altına bir imza da sen koymak. Anayasamızın 106. maddesine göre meclis soruşturması salt çoğunluğun bir fazlası imza ile başlatılabilir. Hakkında fezlekeye falan gerek yok. Muhalefet olarak bizim imzalarımız ortada. Ama sayımız 301'i bulmuyor. Senin ve senin yanında duran arkadaşların herhalde senin masum olduğuna, ifade vermek isteyeceğine, aklanma hakkın olduğuna saygı duyuyorlardır. En azından sen ve senin aklanma hakkına saygı duyan, senin temiz olduğuna inanan arkadaşlarınla 40 imza bulacaksın, geleceksin, bizim imzalarımızla birleştireceksin, meclis soruşturması açılacak ve sen orada Ayhan Bora Kaplan'la ilişkini, Sezgin Baran Korkmaz'la ilişkini, mafyadan 10 bin dolar alan milletvekilini tek tek anlatacaksın ve masumluğunu ispat edeceksin. Üstelik de o komisyonda biliyorsun ki AKP'li ve MHP'li milletvekilleri de olacak. Buna cesaretin var mı? Bunu söyle. Yoksa Türkiye'nin göz önünde bir dilekçe veriyor. Beyefendi beni yargılayın diyor, dokunulmazlığımı kaldırın diyor. Öbür meclis başkanlığı ya senin hakkında fezleke yok diyor. Böyle bir tiyatro oynanıyor. Bunlarla kimi kandırıyorsunuz? Bu sahte efelenmelerden vazgeç ve yargılanmak istiyorsan, soruşturulmak istiyorsan, ifade vermek istiyorsan hodri meydan diyoruz. Değerli arkadaşlar, bir diğer önemli nokta Türkiye'nin önemli bir tartışması Can Atalay'ın milletvekilliği sorunu. Hepimizin bildiği gibi Can Atalay 3 kez Anayasa Mahkemesi kararı ile milletvekili olduğu, milletvekilliğinin düşmediği, milletvekilliğinin düştüğü hakkında yapılan işlemin yok hükmünde olduğu Anayasa Mahkemesi kararıyla tespit edilmişti. Ve Anayasa Mahkemesi'nin kararının resmi gazetede yayınlanmasıyla birlikte aslında Şerafettin Can Atalay şu halde milletvekilidir. Kendisi milletvekilidir ve kendisinin görevine başlaması, yani meclise gelip yemin ederek görevine başlaması cezaevinde tutulduğu için imkansızdır. Kendisi cezaevinde de facto bir biçimde, fiilen tutulmaktadır, hukuksuz bir biçimde tutulmaktadır. Bu benim fikrim değil. Bu Anayasa Mahkemesi'nin 3 kez kararıyla tespit edilmiş bir durum. Şu halde biz daha önce yaptığımız olağanüstü toplantı çağrısı sonrasındaki genel kurulda Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin
tekrar okunarak başlatılması, kendisiyle ilgili özlük hakları işlemlerinin başlatılması noktasındaki genel görüşmenin amacına ulaşmadığını görüyoruz. Bakınız, o toplantıda özellikle meclise kan düştü. AKP idari amiri tarafından başlatılan ve bir kısım AKP milletvekili ile yürütülen meclisteki tartışma ortamını terörize eden, dokunulmaz olan meclis kürsüsüne dokunan, dokunulmaz olan mecliste konuşan hatipe saldıran, şiddet uygulayan, kadına karşı şiddetin olduğu bir toplantıya şahit olduk. 2 saatte bitecek toplantı 7 saate kadar uzadı. Ve sonrasında bu tartışmalar, yani Şerafettin Can Atalay'ın milletvekili olduğu ve milletvekili görevine dönmesi gerektiğine dönük meclis kararının okunması geri plana itildi. Bu şiddet olayı ön plana çıktı. Biz tekrar 10 Ekim'de, 10 Eylül'de meclisi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Biz tekrar 10 Eylül'de meclisin olağanüstü toplanmasını ve Can Atalay'ın milletvekili olduğunun bir kez de genel kurulda tekraren bildirilmesini, okunmasını talep ediyoruz. Bizim amacımız Bağcı'yı dövmek değil. Bizim amacımız özellikle meclisi olağanüstü toplantılarla meclis gündemini işgal etmek değil. Ama meclisin bir üyesi, 600 milletvekilinden birisi, oy birliğiyle insan hakları inceleme komisyonu üyesi yapılmış birisi ve milletvekili olduğu, milletvekilliğinin düşmediği Anayasa Mahkemesi kararıyla 3 kez ortaya konmuş bir kişi şu anda cezaevinde. Bizim bir üyemiz cezaevinde tutuluyor. Şu andan itibaren Can Atalay 600 milletvekilinden biridir. Şu anda İşçi Partisi'nin milletvekilidir ama bundan sonra bütün partilerin milletvekili gibi muamele görecektir. Değerli arkadaşlar, bugün artık meclisin bu duruma el koymasını, özellikle Can Atalay'ın milletvekili olduğunun tekrar okunarak, meclise bildirilerek gerekli işlemlerin başlatılmasını, özlük haklarıyla ilgili işlemlerin meclis başkanının genel sekreterliğe yazacağı bir yazı ile başlatılmasını ve yargıdaki bu krizin, yani Anayasa Mahkemesi'nin kararına Yargıtay'ın uymayışının bir genel görüşme ile mecliste görüşülmesini yapmak üzere 10 Eylül'de meclisimizi olağanüstü toplantıya çağırıyoruz. Biz bu süreci diğer partilerin grup başkan vekilleriyle ve Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Sayın Erkan Baş'la iletişim halinde yürütüyoruz. Her bir mevkidaşım Can Atalay'ın hapiste daha fazla tutulmaması ve bir an evvel gelip Hatay halkının iradesi doğrultusunda Türkiye Milletvekilliği görevini yapması ve meclisin burada üstüne düşeni yapması noktasında en az bizim kadar duyarlı ve ilk tutumlarının tamamen arkasındalar. İnanıyoruz ki ve biliyoruz ki bütün meclis grupları 10 Eylül'de mecliste olacaklar, yerlerini alacaklar ve Can Atalay'ın artık bundan sonra milletvekili olarak görevini yapması için ve bu hukuk garabetinin sonlandırılması için üstlerine düşeni yapacaklar. Ben şimdiden bütün katılacak gruplara, milletvekili arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. Ve bu süreçte özellikle diğer partilerin grup başkan vekillerini ve yetkililerini bu konuda gösterdikleri duyarlılık ve kararlılık noktasında tebrik ediyorum, teşekkürlerimi sunuyorum. Her bir mevkidaşım ve her bir milletvekili Can Atalay'ın artık bu hukuksuzluğa, bu garabete son verilerek görevine başlaması için üstüne düşeni yapmak konusunda en ufak tereddüt olmayacağını biliyorum. Ve bu inançla da umuyorum ki 10 Eylül'de meclis olağanüstü toplantıyı yaptığında Can Atalay için de, demokrasimiz için de, meclisimiz için de hayırlı bir karar çıkar. Onu da umutla bekliyoruz. Değerli arkadaşlar, son gündem maddesi olarak özellikle Türkiye'deki ekonomik durumunda ayrılmaz bir parçası olan tasarruf tedbirleri ile ilgili birkaç rakam vermek istiyorum size. Son derece çarpıcı rakamlar, son derece
iktidarın ne halde olduğunu ortaya koyan düşündürücü rakamlar ve bu rakamlara baktığımızda her şeyin bir yalan, tasarruf tedbirlerinin bir palavra, bir yalan olduğu ve bu iktidarın asla ve kat'a ekonomiyi düzeltemeyeceğini bir kez daha anlıyorsunuz. Bakınız, Mayıs ayında bir kamuda tasarruf genelgesi çıkarttılar. 3 yıl boyunca temsil ve tanıtıma bütçe ayrılmayacaktı. Kamudan yeni araç kiralanmayacaktı. Ve geçen ayın verilerine baktığımızda korkunç rakamlara ulaştık. Bir aydaki bütçedeki açık 97 milyar lira. Temmuz ayı açığı 97 milyar lira. Peki bir önceki Temmuz ayına göre temsil ve tanıtım ödeneği ne kadar artmış? 5 kat artmış. 2023 Temmuz'una göre 2024 Temmuz'unda temsil ve tanıtım ödeneği 5 kat artmış. Hani tasarruf yapacaktınız? Hani temsil ve tanıtıma para ayırmayacaktınız? Nerede kaldı? 5 kat harcamışsınız. Hiç olmazsa var olan kadar harcasaydınız. Keşke bu genelge olmasaydı. Genelgeyi yayınladınız. Belki aynısını harcayacaktınız. 5 katını harcamışsınız. Bu ne perhiz, bu ne lahana turşusu. Aynı şekilde bakın, özellikle 17 Temmuz 31 Temmuz arasında araç kiralama sözleşmesi 1 milyar 171 milyon lira 476 bin liralık araç sözleşmesi yapılmış. Araç kiralama sözleşmesi yapılmış. Ve kamuda Temmuz 2023 tarihinde 43 milyon 615 bin lira olan temsil ve tanıtım gideri geçtiğimiz ay Temmuz 2024'te 235 milyona çıkmış. Yani 43 milyondan 235 milyona çıkan bir temsil ve tanıtım gideri. Ve dolayısıyla da değerli arkadaşlar, bu bütçe dikiş tutmaz, bu anlayışla bu ekonomi dikiş tutmaz, bu gemi su almaya devam ediyor ve bu anlayışla, bu har vurup harman savuran, bu kendi şatafatında, bu yandaşları zengin etmekten başka bir şey bilmeyen, bu emekliyi, işçiyi, ücretliyi, öğrenciyi bir kenara bırakan siyasi iktidarın ömrü dolmuştur. Ne ekonomide ne başka bir alanda ülkeye, bu millete vereceği hiçbir şey kalmamıştır. İlginiz için teşekkür ederim. Soru varsa alabilirim.